Merhaba arkadaşlar, hocalara geldiniz. Hoş geldiniz. 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmalarından herkese merhaba. Eğer hazırsanız şimdi başlayalım. <laughs> Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere burada karşımızda bir sürü kavram var. Bu kavramlar sizin ikinci dönem birinci yazılı sınavınızda çıkması muhtemel yani işlenen konular içerisinde bulunan kavramlar. Bu yüzden bunlarla ilgili bir boşluk doldurma oluşturduk. Hep beraber bakalım. Birinci soruda ne diyor? Yerleşik olmayan toplum. Grup veya kişilerin genel adı yerleşik olmayan. Ne diyoruz biz bunlara? Göçebe. 2'de ne diyor? Eski Mısırlıların papirüs bitkisinin saplarından yaptıkları kağıt nedir? Papirüstür. Ad üstünde papirüs bitkisi ve papirüs. Evet 3'te ne diyor? Nüfus ile nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüz ölçümü arasındaki orandır. Yani nüfus ve nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüz ölçümü ile arasındaki oranına biz ne diyoruz? Nüfus yoğunluğu. Evet. 4 ne diyor? Orta çağda Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerine biz ne diyoruz? Engizisyon. Beşte ise insan nüfusu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilimdir. Yani insanın, insan nüfusunun yapısını, gelişmesini ve dağılımını inceleyen bilime ne diyoruz biz? Demografi. Altıda ne diyor? Nüfustaki doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka denir. Doğumla ölüm, ölüm arasındaki farka, oranlar arasındaki farka ne diyoruz biz? Nüfus artış hızı. Nüfus artış hızı. Yedi de ise ne diyor? Plansız, gelişi güzel. Kent değerleri göz önüne alınmadan binalar yaparak kent kurma biçimine biz ne diyoruz? Çarpık kentleşme. Çarpık kentleşme. Sekizde ise ne diyor? Bir ülke veya alanda yaşayan kişi sayısının toplamı. Yani bir ülke veya belli bir alanda yaşayan kişi sayısının toplamına biz ne diyoruz? Nüfus. Dokuzdan devam edelim. Ne diyor dokuzda? Ekonomik toplumsal veya siyasi sebeplerle bireyler ile toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi yani taşınması nedir genel anlamıyla? Göç. Göç diyoruz. Onda ise ne diyor? İleri düzeydeki meslek ve bilim insanları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacıyla kendi ülkelerinden ayrılması. Yani gelişmişsiniz, mesleki ve bilimsel açıdan gelişmişsiniz. Bu gelişen kişilerin başka ülkelere giderek burada çalışmalarını sürdürmesine biz ne diyoruz aslında? Beyin göçü. Beyin göçü. 11'de ise ne diyor? Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para. Yani kamu hizmetleri karşılığında e, hükümetin, devletin ve yerel yönetimlerin sizden doğrudan veya dolaylı aldıkları paraya biz ne diyoruz? Vergi diyoruz. 12'de ne diyor? Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağlar ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntıların bulunduğu yerlere ne denir? Sit alanı denir. 13'te ise ne diyor? Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deriye ne denir? Parşömen. İhsaül Ulüm yani ilimlerin sayımı kitabında bilimleri dil, mantık, matematik, fizik ve metafizik olarak ilk kez sınıflandırdı. Bu eserin yazarı kim? Tabii ki de Farabi. 15 tane diyor. Toplumsal küme veya grubun yaşamsal ve ekonomik faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla kurduğu kent, kasaba, şehir gibi oluşumlara ne denir? Yerleşim denir. El kanun fit tıp, yani tıpta kanun adlı beş cetten oluşan ansiklopedik bir kitap yazdı. Bu kitapta doğuda 19. yüzyılda batıda ise 16. yüzyılın sonuna kadar ders kitabı olarak okutuldu ve latinceye 10 kez çevrildi. Kim bu kişi? Tabii ki de İbni Sina Olayı da ne diyor? Yaptığı deneyde yer çekimini yani cisimlerin yeryüzüne doğru çekildiklerini gözlemledi. Bunu kitabı Mizanil Hikme yani bilgilik ölçüsü isimli kitabında anlattı. Avrupalı bilim insanları eserlerinden fazlasıyla yararlandı. Kim bu kişi? El Hazini 18'de ise ne diyor? Eski çağlarda bazı uygar uluslarca kullanılan nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı türüne yani resimli yazı türüne ne denir? Hieroglif. Evet gelelim Diğer sorularımıza. Ne diyor sorumuzda? Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da bulunan ilk yerleşmelerden değildir demiş. Çayönü, Hacılar, Çatalhöyük, Uruk. Şimdi Çayönü, Hacılar ve Çatalhöyük yerleşimleri Anadolu'da bulunan ilk yerleşmelerdendir. Fakat Uruk nedir? Sümerler yani Mezopotamya bölgesindedir. Türkiye sınırları, Anadolu sınırları içerisinde yer almaz. Bu yüzden de D seçeneğimiz diyoruz. Evet ne diyor? Bize burada bir tane harita vermiş Türkiye illere göre nüfus yoğunluğu haritası. Yukarıda verilen illere göre nüfus yoğunluğunu inceleyiniz ve yerleşim nedenleri nüfus yoğunlukları üzerine değerlendiriniz. Yani gördüğünüz üzere böyle bir haritanız var. Burada nüfus yoğunluğunu bize gösteriyor. En açık renk mavi olan daha az seyrek nüfus. Mavinin tonu arttıkça nüfusun arttığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir diyor. Yani diğer illerde nüfusun yoğunluğunun daha az olması ama bazı yerlerde nüfusun yoğunluğunun fazla olmasının sebepleri nelerdir diyor. Şimdi haritayı yorumlayalım. Bildiğiniz üzere artık sorular soru sorma sistemi değiştiği için klasik sorulara bolca ağırlık veriyoruz. Şimdi öğrendiğimiz konuları şöyle bir göz önüne alırsak, aklımızdan geçirirsek ne öğrendik biz? nüfus nüfus yoğunluğu gibi şeyler öğrendik değil mi? Bir yerin nüfus yoğunluğunu arttıran birçok etmen vardır. Bu etmenlerden bazıları nedir? o bölgedeki sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, eğitim hizmetlerinin gelişmiş olması, iş imkanlarının gelişmiş olması, yeryüzü şekillerinin yaşama elverişli olması gibi pek çok etmen var. Bunlar ne oluyor? O bölgedeki nüfus yoğunluğunu etkiliyor. Şimdi baktığımızda, haritaya baktığımızda İstanbul İzmir, Ankara, yine Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi yerlerin diğer yerlerden nüfusunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Burada bu nüfusun daha fazla olmasının sebebi nedir? İş, iş imkanlarının fazla olması. Yani buralar sanayi bakımından gelişmiş, tarım bakımından gelişmiş ve buradaki birçok insan ne yapabiliyor? İş bulabiliyor haliyle. Buralardan ne olacak? Yani iş imkanları kısıtlı bölgelerden ne olacak? Bu bölgelere göç yaşanacak. Bu da neye sebep olur? Nüfus yoğunluğunun artmasına sebep olur. Yine baktığımızda işte Tunceli, Erzincan gibi şehirlerin nüfusunun çok seyrek olduğunu görüyoruz. Neden? Burası göç vermiş. Neden göç vermiş olabilir? Eğitim imkanları bakımından zor, sıkıntılı bir bölge olabilir. Yani yeterli sayıda okul olmayabilir. Yine Burada sağlık imkanları belki gelişmemiş olabilir. Yine burada iş imkanları gelişmemiş olabilir. Bu tür etmenlerden dolayı ne yapıyor? Buradaki nüfus diğer bölgelere göç yapıyor. Haliyle buradaki nüfus yoğunluğu azalırken bu bölgelerdeki nüfus yoğunlukları ne oluyor? artmış oluyor. Bunlar ne olacak? Nedenler arasında yer alacak. Eğer sınavlarınızda böyle bir soruyla karşılaşırsanız ne yapıyorsunuz? Hemen aklınıza nüfusu etkileyen, nüfus yoğunluğunu etkileyen etmenler geliyor aklımıza. Bunlar sağlık, e, iş, Eğitim, yeryüzü şekilleri, e, ulaşım, sanayi gibi pek çok etmeni barındırdığından ne olacak? Bazı bölgeler diğer bölgelere göre yoğunluğu, nüfus yoğunluğu daha fazla olacak. Bazı bölgelerin ise daha az olmuş olacak bu etmenler nedeniyle. Evet bir sonraki sorumuza bakacak olursak ne diyor? Nüfus piramitlerini yorumlayınız. Bildiğiniz üzere bu dönem öğrendiğimiz konulardan biri de nüfus piramitleri. Ne yapıyoruz? Bu piramitlerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Yani bu piramitler alelade oluşturulmuş piramitler değiller. Şimdi şöyle gruplandıracak olursak. Şöyle gruplandıralım. Beş farklı nüfus piramidi görüyoruz. Piramitler karşımıza şu şekilde de çıkabilir bu şekilde de çıkabilir. Yani bunların hepsi piramittir ama size bu şekilde de verilebilir, şu şekilde de verilebilir. Böylelikle hepsini beraber görelim istedim. Şimdi ilk piramidimize bakıyoruz. Düzgügen düzgün üçgen şekilli piramit. Burada gördüğünüz üzere düzgün bir üçgenimiz var. bu üçgen yani bu şekildeki piramitler genellikle gelişmemiş ülkelerin piramitleridir. Yazalım şuraya gelişmemiş ülke Doğum oranları çok yüksek. Bakın tabana baktığımızda tabana baktığımızda ne görüyoruz? Çok geniş oluyor görüyoruz, görüyoruz. Diğer yerlere göre piramidin diğer yerlerine göre taban oldukça geniş. Bu bize niye gösteriyor? Doğum oranları yüksek. Doğum oranları yüksek. Yine renkler neyi belirtiyor? Kadın ve erkek nüfusunu belirtiyor. Daha sonra gördüğünüz üzere 15 ve 64 aralarında çizgiler var. Yani 0-15 yaş burada çocuk nüfus. 15-64 yaş arası genç aktif nüfus. Yani bu nüfus çalışan nüfus, ekonomiye katkı sağlayan nüfus. Artık 64 ve üzeri ise ne yaşlı nüfus. Şimdi biz genellikle şu şekilde söylüyoruz. 64 yaş ve üzeri yani yaşlı nüfus olarak tabir ettiğimiz nüfusla 0-15 yaş arası çocuk olarak tabir ettiğimiz nüfus bizim için nedir? Bağımlı nüfustur. Bağımlı nüfus Yine dediğimiz üzere 15 yaşla 64 yaş arasında kalan nüfus ise genç aktif yani ekonomiye katkı sağlayan ve ülkedeki ekonomik gelişmelere, ekonomiye etkisi olan nüfus oluyor. Bu nüfus bunu unutmuyoruz. Şimdi şu şekilde incelediğimizde ise neyi görüyoruz? Kadın ve erkek nüfus oranının birbirlerine yaş olarak oranlarını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Ama genellikle dediğimiz üzere düzgün üçgenli nüfus piramitlerinde doğum oranları fazladır. Gelişmemiş ülkelerde çok fazla görülür. Ee, çocuk nüfus fazladır. Yaşlı nüfus daha azdır. Ee, çocuk ve yaşlı nüfusa ne diyoruz? Bağımlı nüfus diyoruz. Ee, çocuk ve yaşlı nüfus arasında kalan nüfusa ise aktif nüfus diyoruz. Şimdi gelelim diğer piramidimize. Ee, burada gördüğünüz üzere... Yine e, gelişmemiş ülkelerde karşılaştığımız bir nüfus piramide. Üçgenin içleri üçgenin kenarları içe doğru çökmüş bir biçimde. Burada ise ne var? Ee, sağlıksız yaşam koşulları var. Nereden öğreniyoruz bunu? Çünkü bakın üçgenin en tepe noktası yani yaşlı nüfusun olduğu bölge o kadar az ki burada sağlık koşulları, yaşam koşulları çok gelişmemiş ve insanlar ne yapamıyor? Bu yaşlara ulaşamadan ölüyorlar. Ee, sağlıksız bir koşuldan söz ediyoruz burada yine Tabana bakıyoruz taban çok geniş doğum oranları fazla doğum oranları çok fazla çocuk nüfus fazla yine bakıyoruz aktif nüfusa baktığımızda ise çocuk nüfustan daha az ee, hala Demek ki bağımlı nüfus bu ülkede çok fazla aktif var ve aktif olarak var ee, Bu da ekonomiye ne oluyor kötü etkileri oluyor diğer bir nüfusa diğer bir piramide bakacak olursak Şöyle biraz daha tabanı daralmış e, arı kovanı şekli diye tabir ettiğimiz bir e, piramit karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu yorumlayacak olursak önce tabandan başlayalım. Tabanı gördüğünüz üzere ne olmuş? Bakın daralmaya başlamış. Bu neyi gösteriyor? Doğum oranları düşüyor. Doğum oranları düşüyor. Bu yine gelişmekte olan gelişmiş ülkelerin daha çok gelişmiş ülkelerde gördüğümüz bir nüfus piramidi. Gelişmiş ülke. Çünkü neye bakıyoruz? Doğum oranları az, daralma var. Ancak yaşlı nüfusta ne var? artış var. Yaşlı nüfusun artması demek, doğum oranlarının azalmış olması demek bu ülkedeki sağlık koşullarının son derece iyi olduğunu aynı zamanda bu ülkenin yine göç aldığını gösterir. Bir ülkedeki yaşlı nüfusun çok olması demek ekonomiye katkı sağlayan nüfusun azalması demek. Bu da neyi sebep olur? Göçün gelmesine sebep olur. Ya gördüğümüz üzere ne var burada doğum oranları azaldığından dolayı yaşlı nüfus arttığından dolayı bu ülke ilerleyen yıllarda ne sıkıntısı çekecek? Aktif çalışan nüfus sıkıntısı çekecek. Diğer bir e, piramidimize bakacak olursak, bakın e, üçgeni benzeyen ama artık üçgeni bozulan bir yapı var. Bakın hem şurada bir kırılma görüyoruz, hem de tabanda bir kırılma görüyoruz. Bu neyi gösteriyor bize? Bu ülke eskiden gelişmemiş bir ülkeymiş. Ancak değişen bir koşullar var. Yani demek ki burada bir şeyler değişmiş. Sağlık koşulları değişmiş, eğitim koşulları değişmiş, iş koşulları, ekonomi değişmiş. Yani bu ülkede bayağı bir değişim olmuş. Bu da neye yansımış? Nüfus piramidine yansımış. Şimdi bu ülke önceden düzgün üçgen nüfusa sahip gelişmemiş bir ülke ama zamanla yaşanan gelişmelerle beraber ne oluyor? Bakın Taban daralıyor hem de çok fazla daralıyor ne var burada artık doğum oranları düşmüş Hem de bayağı bir düşmüş Artık e, Önceki yıllarda bakın ne var burada şurası çok geniş Ne var burada Genç nüfus yani çocuk nüfus fazlaymış. Artık o çocuk nüfus genç nüfus oluyor, aktif nüfus oluyor, ekonomiye katkı sağlayan nüfus oluyor, ee, çalışma hayatına atılmış bu insanlar ve ne yapmışlar? Doğum oranlarını düşürmüşler. Demek ki bu nesil artık bilinçli bir nesil, eğitilmiş bir nesil. Ee, yine ne var? Bu nüfus ilerleyen dönemde ne yapacak? İlerleyen dönemde yaşlı nüfusu arttıracak. Bu ülke gelişmekte olan bir ülke. gelişmekte olan ülke diyoruz. Doğum oranları düşmüş. Nereden anlıyoruz? Taban bayağı daralmış. Neden gelişmekte olan bir ülke? Çünkü bu ülke eskiden şekline bakarak şöyle yukarıdaki şekillere bakarak neyi görüyoruz? Gelişmemiş bir ülkeymiş. Yaşanan gelişmeler bu ülkenin gelişmesini sağlamış. Yani Türkiye'nin Piramide buna benzer bir piramittir şu anda doğum oranları azalmış ve artık gelişmekte olan bir nüfusuz gelişmekte olan bir ülkeyiz ne, ol ne olacak bu ilerleyen tablo bize yaşlıların artmasına ve aktif nüfusun azalmasına sebep olacak gelelim son nüfus piramidimize burada artık tam böyle çan arı kovanı şekli görüyoruz çan şekli görüyoruz bu gelişmiş bir ülkenin piramididir gelişmiş ülke. Şimdi ancak baktığımız zaman şimdi dikkatli bakarsak tabana taban eskiden darmış ama artık hafif açılmalar başlamış. Bu da bize neyi gösteriyor? Önceden bu ülkede doğum oranları azmış. Ama politika değişmiş ve nüfusu arttırıcı etkiler e, yaşanmaya başlamış. Çünkü baktılar ki ne var burada bakın. Nüfusun yaşlı nüfusun Bayağı bir arttığını görüyoruz. Yaşlı nüfusta bayağı bir yığılma var. Japonya gibi ülkelerde bu çok görülüyor. Ee, ancak işte ha, orada ne var şu an? Doğum oranlarını arttırma yönelik politikalar var. Çünkü yaşlı nüfus o kadar fazla ki Yaşlı nüfusun fazla olması genç nüfusun yani çocuk nüfusun fazla olması bizi neye götürüyor? Bağımlılığa götürüyor. Bizim için önemli olan nedir? Şuranın şişkin olmasıdır. Yani bu ara kısmın Şişkin olmasıdır. Neden? Çünkü bu ara kısım yani genç aktif nüfus dediğimiz kısım şişkin olursa bu ülkedeki iş gücü fazla ekonomiye Aktif olarak katılan e, kişi sayısı fazla demektir. Eğer ki çocuk nüfus ve yaşlı nüfusta yığılma varsa bu bizi ne yapıyor? Ekonomimizi bağımlı hale getiriyor. Bu yüzden bu ülke ne yapmaya başlamış? Doğum oranlarını arttırıcı politikalar e, koymaya başlamış. Yürürlüğe koymaya başlamış. Ne diyoruz? Bu ülke gelişmiş bir ülke. Eee çan şeklinde, arı kovanı şeklinde bir ülke ama ne yapıyor? Artık son yıllarda düşen doğum oranlarını arttırmaya yönelik politikalar sergiliyor diyoruz. Evet nüfus piramitlerimizi bu şekilde yorumlayabiliriz. Siz de derslerinizi dikkatle dinlerseniz sınavda böyle bir soru karşınıza gelirse rahatlıkla yaparsınız. Gelelim bir diğer sorumuza. Sorumuzda önceki şöyle bir bize ver, şey vermiş nüfus vermiş Türkiye'nin nüfusunu vermiş şöyle bir bakalım e, neyi görüyoruz 1927 yılına 2020 yılına kadar olan Türkiye'nin nüfusunu görüyoruz yine burada da ne var e, milyonda kaç milyonda arttığını grafikte rahatlıkla görebiliyoruz şimdi sorumuza gelelim ne diyor? Yukarıda Türkiye'nin 1927'den 2020 yılına kadar olan nüfus artış grafiği verilmiştir. Buna göre yorumlardan hangileri yapılabilir diyor. Şimdi ne demiş? Türkiye'nin nüfusu her yıl artmıştır dedi. Şöyle tekrardan bakacak olursak grafiğe, Türkiye'nin nüfusu her yıl artmış mı? Evet, artmış. Düzenli olarak bir artış var. Ne olmuş? Düzenli olarak nüfus artmış. Ne diyor ki de son yıllarda doğum oranları düşüş göstermektedir. Şimdi tekrardan grafiğe bakıyoruz. Son yıllara baktığımızda hadi son yılları şuraları alalım. Ee, doğum oranlarının düştüğüne dair bir veri görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Burada doğum oranlarını bize göstermiyor. Burada sadece nüfusu gösteriyor. Nüfus artmış ama doğum oranları ile ilgili bir bilgiye Karşılaşıyor muyum ben burada? Hayır, karşılaşmıyorum. Kadın ve erkek nüfus birbirine yakındır diyor. Şimdi tekrardan grafiğe baktığımızda grafikte bize bilgi olarak kadın ve erkek nüfusunu vermiş mi? Hayır vermemiş. Yani burada bir bilgilendirme var mı? Sütun var mı? Farklı renklerde gösterilen kadın nüfus, erkek nüfus olarak hayır yok. Bu yüzden yine böyle bir bilgiye ulaşmıyoruz. Ne diyor? Bazı yıllarda dış göç yaşanmıştır. Tamam bazı yıllarda dış göç yaşanmış olabilir ama tekrardan grafiğe baktığımızda dış göçün yaşandığı yılları biz görüyor muyuz? Grafik bize böyle bir bilgi veriyor mu? Hayır vermiyor. İşte grafik gibi harita gibi yorumlama sorularında muhakkak görselleri dikkat ederek soruyu çözmeye çalışın. Ne demişti sorumuz bize? Yorumlardan hangileri yapılabilir demişti. Yapılabilir bize sormuş. Biz sadece Birinci öncüldeki yorum yapabiliyoruz. Bu yüzden bu da bizi D seçeneğine yönlendiriyor. Evet gelelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor bir sonraki sorumuzda? Türkiye nüfus artış hızı isimli bir grafik verilmiş. Tekrardan bakıyoruz. Ee, mor sütunlarla gösterilenler nüfus miktarını gösteriyor kırmızı noktalı çizgiler ise nüfus artış hızını gösteriyor. Hatırlarsanız nüfusla nüfus artış hızı ikisi birbirinden farklı şeylerde. Bunları unutmuyoruz. Dünyada nüfus sürekli artıyor olabilir. Bir yerde sürekli nüfus artıyor olabilir ama bu oranın nüfus artış hızının da oraya paralellik göster göstermesi gerektiğini söylemez. Neden? Nüfus artış hızı dediğimiz şey neydi hatırlarsanız? Bir bölgedeki, bir alandaki nüfusun yüz ölçümüne oranıydı. Yani oranın artış hızıyla nüfusunun miktarı aynı şey değil aslında. Ee, nüfus düşüyor olabilir. Yani nüfus azalıyor olabilir. Ama nüfus artış hızı çıkabilir. Çok fazla olabilir. Bu doğum oranıyla oradaki işte nüfusun, o bölgedeki nüfusun bir anda normalden daha fazla artması ile ilgilidir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi sorumuza gelelim. Ne diyor? Verilen haritaya göre, grafiğe göre nüfus artmaktayken nüfus artış hızı düşmektedir. Bakıyoruz. Nüfus artmış mı? Evet, her sene nüfusun arttığını görüyoruz. Ancak nüfus artış hızı aynı şekilde mi? Bakın bazı dönem düşmüş. Tekrardan artmış. Sonra dalgalanmalar olmuş. Ve sonra ee, ne oluyor düzenli olarak düşmeye başlıyor Buna göre yorumlardan hangilerine ulaşılamaz bakın ulaşılamaz diyor şimdi nüfus artışı ile nüfus artış hızı paralellik göstermektedir şimdi bakıyoruz nüfus artışıyla nüfus artış hızı paralellik gösteriyor mu Hayır göstermiyor. Paralellik göstermesi için nüfus artış hızı böyleyse nüfus artış hızının da böyle olması lazım. Yani nüfus miktarı böyleyse nüfus artış hızının da aynı doğrultuyu gösteriyor olması lazım. Ama tam tersi bu yüzden doğru değil bu. Nüfusun artmasına yapılan göçler etki etmektedir. Şimdi nüfusun artmasına yapılan göçler etki edebilir mi? Edebilir o bölgede. Nüfusu arttırıcı etken göç olabilir. Mesela Japonya nüfus fazla ama nüfus artış hızı az. Neden? Doğum oranları az ama göçler fazla. Nüfusu arttıran etmen ne? Göçler. Nüfus artış hızının en çok olduğu yıl 1945'tir. Şimdi 1945 yılına bakıyoruz. Nüfus artış hızının diyor en çok olduğu yıl. 45 yılına geldik. Nüfus artış hızının en çok olduğu yıl mı? Hayır. En az olduğu yıllardan bir tanesi hatta belki de en az olduğu yıl. Bu yüzden ne yapamıyoruz? Buna da ulaşamıyoruz. Evet, burada hangilerine ulaşılabilir demiştik. Burada ulaşılamaz demiştik. Burada bir ve üçüncü öncülere ulaşamıyoruz. Bu da bizi C seçeneğine götürüyor. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Ne diyor? Önceden Papyrus satışına izin veren Mısır kralı Ptolemyos, Bergama kralı Yumenes kütüphanesini kıskanınca papyrus satışını yasakladı. Bunun üzerine Bergama krallığında parşömen icat edildi. Bu bilgiye göre yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi ne diyor? E, papyrus satışı oluyormuş Mısır'la e, Bergama kralları arasında ama ne oluyor? Sonra e, bu satış engelleniyor. İmkansızlıklar ve zorluklar icatların ortaya çıkmasının neden olmuş mudur evet neden olmuştur bakın ne oldu bergamaya artık e, papyrus kağıdı satılması engellendi haliyle bergamanın ne yapması lazım yeni kitapları basması lazım bu yüzden de ne yapıyor e, tamam bize bu yasak deyip kitap basmayı bırakmıyorlar aksine parşömen icat ediyorlar doğrudur dedik mısır ile bergam arasında ticari ilişkiler var mıdır Evet vardır. Bunu da nereden anlıyoruz? Mısır ne yapıyormuş? Papyrus satıyormuş. Bu da ne oluyor? İki ülke arasında bir ticaretin olduğunu gösteriyor bize. Bu dönemde yazı icat edilmişti. Evet, yani yazı icat edilmişti. Bu dönemde ne olmuş? Bakın bir şeyleri yazıyorlar, e, kağıt yapıyorlar. Yani demek ki bir şeyler yani yazı üretilmiş. Farklı bölgelerdeki iklim ve bitki örtüsünün farklılığı kullanılan ham maddeyi etkilemiştir. Şimdi şöyle bir bakıyoruz verilen öncüllere. Tamam farklı iklimlerde farklı bölgelerdeki iklim ve bitki örtüsü farklı maddeleri, ham maddeleri etki etmiştir. Ancak burada bize böyle bir bilgi vermiş mi? Hayır böyle bir, bir bilgi vermemiş. Bu yüzden ne diyoruz? Biz hangilerine ulaşabiliriz? Burada 1, 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Bu da bizi nereye götürüyor? A seçeneğine götürüyor. Gelelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor o soruda? Sosyolojinin toplum biliminin kurucusudur. Sosyoloji en küçük toplumsal bilime varıncaya kadar tüm toplumsal yapıların çeşitli yönleriyle ele alınıp incelendiği bir bilimdir. Bilimin devletler ve uluslararası için gerekli olduğunu sadece bu bilim sayesinde devletlerin doğuşları, gelişmeleri ve yıkılışlarının öğrenilebileceğini savundu. Ona göre sosyoloji biliminin temeli tarih ilmine dayanır. Tarih ilminin konusu sosyal olaylardır. Ne diyor? İbni Haldun ile ilgili verilen bilgiye göre tarih ilminin önemini ve amacını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hangi kitapları vermiş bize? Mukaddime, Cihan Nüma, Kitabı Bahriye, El Kanun Fittip. Bakın ne diyor? İbni Haldun diyor, tarih diyor, sosyoloji diyor. Bu bizi hangi seçeneğe götürür? Mukaddime'ye götürür diyeceğiz. Bir sonraki sorumuzda ise ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı destekleyen kuruluşlardan değildir demiş tarımı destekleyen kuruluşlardan değildire bakacak olursak DSİ var mıdır? Vardır. Tarım Orman Bakanlığı zaten adı üstünde var mıdır? Vardır. TİGEM de yine tarımla ilgili bir e, kuruluştur. Var mıdır? Vardır. Ama Türkiye Ekim Vakfı e, tarımla ilgili midir? Hayır, değildir. Bu yüzden Denizli seçeneği doğru cevap olmuş olacak. Evet, gelelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine sebep olan durumlardan değildir demiş. Ne diyor? Trafikte arabaların kornaya basması. Şimdi kornaya basıldığı zaman ne oluyor? Ses ortaya çıkıyor, değil mi? Ses kirliliği dediğimiz bir çevre kirliliğimiz var mı bizim? Var. Yani çevre kirliliği oluşturur. Gece şehir aydınlatmalarının yoğun olması. Gece şehir aydınlatmalarının yoğun olarak kullanılması ışık kirliliğine yol açar mı? Evet bu da bir çevre kirliliğidir. Fabrika bacalarına filtre takma zorunluluğu getirilmesi. Şimdi biliyorsunuz ki fabrikalar e, ne oluyor? Çevreye zararlı atıklar e, salgılıyor. Ancak filtre takıldığı zaman ne oluyor? Bu zarar e, bayağı bir indirilmiş oluyor. E, bunun Çevre kirliliğine e, olumsuz bir etkisi var mıdır? Yani çevre kirliliğine sebep olur mu? Hayır. Aksine filtre takılması iyi bir şeydir. D'de ne diyor? Üretim tesislerinin atıklarını nehirlere dökmesi. Bu zaten güpe gündüz bir çevre kirliliğidir. Bu yüzden bize cevabımız ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadardı. Sınavlarınızda başarılar. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Kendinize iyi bakın.